Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün mesafe terapisinden bahsedeceğim. Bu aslında benim uydurduğum bir isim ama bence çok güzel uydurdum. Yani dinledikçe bölüme de çok yakıştığını siz de göreceksiniz. Bugün bunu Tracy'nin hikayesi üzerinden anlatacağım. Tracy'nin hikayesi de Elton Cross'un orijinali Çatır olan, orijinal adı Çatır olan ve Türkçe'ye Geveze adıyla çevrilen ve benim yeni bitirdiğim, çok severek okuduğum kitabında yer alıyor. Kitabın şöyle bir alt başlığı var. Kafamızın içindeki dırdırcı ses ve onu dizginlemenin yolları. Ben e, farklı yollardan, yöntemlerden bir sonraki bölümde bahsedeceğim. Bu bölümü tamamen Tracy'nin hikayesi, yaşadığı sıkıntılar, problemler ve Onlarla arasına bir mesafe koyarak problemlerin içinde gömülmekten kurtularak nasıl yol aldığını anlatacağım. Adını mesafe terapisi koydum ama bu bizim kendi kendimize de kolaylıkla uygulayabileceğimiz bir şey. Bu güzel haberi vererek Tracy'nin hikayesine başlıyorum. Kahramanımız Tracy Amerika Philadelphia'da suçun çok yoğun olduğu bir mahallede imkanları çok kısıtlı olan Afrikalı Amerikalı bir ailenin kızı. Lise birinci sınıftayken ayrıcalıklı bir eğitim sunan yatılı bir okula başvuru yapıyor ve çok büyük bir heyecanla hazırlıyor başvurusunu. Sonunda da kabul ediliyor. Trace her zaman çok küçük yaşlarından itibaren daha fazlasını yapmak, daha ileri gitmek, daha büyük şeyler başarmanın peşinde kendisi de bunun farkında. Bu sayede bu okula girerek lisenin son iki yılını Amerika'nın seçkin üniversitelerine çok sıkı, çok sağlam bir şekilde hazırlanma şansını buluyor. Okuldaki öğrencilerin çoğu beyaz ve elit ailelerden geliyor. Bazen kendisini dışlanmış hissetse de sonuca odaklanıyor. Orada bulunmak onun için muazzam bir fırsat. Bunlara çok takılmıyor ve orada olmaktan mutlu, Okulun ona sunduğu fırsatları da çok iyi bir şekilde kullanarak üniversite başvurularına hazırlanıyor. Onlarla ilgileniyor. Okulda düzenlenen bir etkinlik sırasında Bobby ile tanışıyor. Bobby Amerika Birleşik Devletleri'nin en gizli istihbarat işlerini yürüten ulusal güvenlik ajansı yani kısaca NSA'in eski direktörü. Bobby Tracy ile sohbet ediyor ve onun da hikayesini öğrenince tanışınca Tracy'yi NSA'in eğitim programına katılması konusunda teşvik ediyor. Onunla ilgili bilgiler veriyor, nasıl fırsatlar sunacağından bahsediyor. Bundan sonrası Tracy'nin hayallerinin ötesinde yaşanıyor diyebiliriz. NSA programına kabul ediliyor. NSA Tracy'nin tüm üniversite masraflarını karşılayacak. Henüz Tracy bir üniversiteye girmiş değil. Ama e, NSA'in programına kabul edildiği için o tarihten sonra artık Tracy'nin eğitim masraflarını onlar karşılayacaklar ve her ay oldukça cömert bir harçlık da verecekler Tracy'ye. E, geldiği mahalleyi ve aileyi düşününce muazzam bir fırsat. Şartları şu yazları gizli operasyonlarda çalışmak üzere ileride o görevleri alacak kişi olarak eğitim alacak ve mezun olduktan sonra da üniversiteden en az 6 yıl NSA için çalışacak. Trace için okey bu şartlar. Bu programa kabul edilmesinin ardından bahar aylarında Harvard'da da kabul ediliyor. Yani Trace'den mutlusu yok. Paket muazzam harika. Ama üniversite eğitiminin öncesinde NSE'in üniversite hayatına dair koşullarını öğreniyor. Koşullar şu şekilde. Üniversitede sadece NSE'in ilgi alanı olan alanlarda yani elektrik, elektronik, matematik, bilgisayar gibi alanlarda okuyabilir. Başka ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle flörtleşmesi, ilişki yaşaması ve hatta yakın arkadaşlık kurması yasak. Üniversitedeki herhangi bir spor takımına katılması yasak. E, bu spor takımına katılması ve o aktivitelere katılmaması aslında e, üniversite yalnız okuyacaksın demek. Zaten flört konusunda da önünü kapattılar. Yani her şeyin bir bedeli varın NSA versiyonunu ona sunmuş oluyorlar. Bursuna ve bu fırsatlara altın bir bilet olarak bakarken bu şartlarla yaşamaya başlamasının ardından bunu artık e, altın bir kelepçe olarak görmeye başlıyor Tracy ve Harvard'daki hayatı başlıyor. Çünkü başka şansı yok. Yani o okulu kendi kendine, e, işte karşılaması, para bulması, ailesinden yardım alması falan söz konusu değil. Harvard'daki eğitimi başlıyor. Tracy sürekli tetikte. Çünkü uluslararası öğrenci alan bir okul ve Kimin orijinali nereden geliyor, kim yabancı, kim değil, kim orijinal Amerikalı falan bilmediği için sürekli insanlara karşı tetikte. Çünkü sürekli zihninde bursu kaybetmemeliyim, programdan atılmamalıyım gibi endişeler taşıyor. İnsanlarla yan yana gelmiyor bir noktadan sonra. Etrafında insanlar varken de onlara bakıp nereli olduklarını anlamaya çalışıyor. E bu şekilde de aktivitelere de işte spor takımlarına, kulüplerine falan da katılmadığı için gitgide yalnızlaşıyor. Özellikle okulun ikinci ve üçüncü yıllarında yapayalnız kalıyor. Hiçbir aktivite yok. Yazları zaten NSA'nin özel gizli programlarında geçiyor. Bunlarla ilgili konuşması da yasak. Yani yaz tatilinden dönünce nasıl geçti, yazın ne yaptın muhabbeti bile çeviremiyor okulda. E, Geriye kalıyor sadece dersler e hayatında başka hiçbir şey olmadan başka hiçbir güzellik, etkinlik, değişiklik, sosyallik olmadan sadece Harvard'ın zor mühendislik dersleriyle de baş başa kalınca Tracy çok zorlanıyor ve bu konuda da çok strese giriyor. Not ortalamasının 3'ün altına düşmemesi gerek eğer düşerse bursu kaybedecek ve o güne kadar aldığı bursu da geri ödemesi gerekiyor. Şartlar böyle olunca Tracy'nin zihni hiç susmuyor. Özellikle sınavlardan önce iç sesi sürekli olumsuz ihtimallerden bahsedip duruyor ve bunlar durmadan zihninin içinde tekrar ediyor. Tuhaf alışkanlıklar, tikler ediniyor. Takıntılı bir şekilde kurşun kaleminin ucunu çiğnemeye başlıyor ve saçlarını parmağına dolayıp sürekli kıvırıyor. Bu iki hareketi sürekli yapıyor notlarıyla ilgili çok kaygılandığı sınav öncesi dönemlerde de yüzünde kistik akneler çıkıyor ve bunlar kocaman oluyor çok şişiyorlar. Ancak kortizon iğnesiyle geçiyor sürekli bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ve yazarın bununla ilgili şöyle bir yorumu var. Sanki o dırdırcı ses içine sığmamış da dışına böyle yüzünden akneler olarak artık fışkırmaya başlıyor. Önünde iki tane seçenek var. Ya sınavlardan yeterli notları alamayarak o dırdırcı sesin sürekli tekrar ettiği olumsuz senaryo gerçekleşecek ve Tracy programdan atılacak ya da artık bu strese dayanamayıp kendisi her şeyi göze alarak programdan kendi kendine ayrılacak. Tam bu noktada derdinin içine gömülmüş ve derdiyle bir olmuş durumda hayatında başka hiçbir konu yok. Yani Tracy dedin hayatında sadece burs, Bursu kaybetmek, okuldan atılmak, eğitime devam edememek, her şeyin yerle bir olması senaryoları ve başka bir şey yok hayatında. Harvard'taki ve NSA'deki terapistlere başvuruyor bu süreçte ama durum değişmiyor. Hayalindeki istediği, gerekli desteği o terapistlerden sağlayamıyor, alamıyor. Bu da çok normal. Bazen bir uzmana gideriz, danışırız, kapısını çalarız, ikincisine, üçüncüsüne gideriz. Ya doğru kişilerle birlikte değilizdir ya da bizim sürecimiz farklı akacaktır. Bu da çok normal bir şey. Sonra kendiliğinden, hobi olarak ailesinin tarihçesini çıkarma işine merak sarıyor. Şimdi zaten çok yalnız bir öğrenci, çok yalnız bir insan. Sosyalleşme yok, arkadaş yok, paylaşım yok. Enesey'de çalıştığı zamanlar var, boş kalan zamanları ve tatiller falan. Onun dışında dersler. İçinden bir şey yükseliyor ve oraya doğru çekiliyor. Sanki bunu yaparsa da iyi geleceğini hissediyor. Burada o sezgisellik de var, o içinden gelen bir şeyi dinlemek de var de çalışmak zorunda olmadığı zamanlarda geçmişin izini sürüyor bunu tek başına yapmıyor bunun için o hikayeleri öğrenebilmek için akrabalarıyla iletişime geçiyor onlarla konuşuyor onlardan hikayeler öğreniyor onlarla farklı yerlere işte atalarının daha önce yaşadığı, geçtiği yerlere yolculuklar yapıyor. Böyle küçük küçük turlar, işte bilmem ne gölünün etrafında yürüyüşler yapıyorlar, geziler yapıyorlar. İki halasıyla New Orleans'ta Fransız mahallelerinde böyle her yeri adım adım araştırıyorlar, bakıyorlar, soruşturuyorlar. Orta Texas'ta yaşamış atalarının mezar taşı yazıları ilgisini çekiyor ve üstündeki desenler onları not ediyor, çözmeye çalışıyor, bakıyor falan. Akrabalarıyla konuşup onlardan atalarının hikayelerini öğrendikçe çok enteresan ve çok şaşırdığı bilgilerle karşı karşıya geliyor. Mesela Michigan'a yerleşen ilk Afrikalı Amerikalı aile olmanın zorluklarını öğreniyor. Neler yaşamışlar, başlarına neler gelmiş, nelerle mücadele etmek zorunda kalmışlar. Dönüp şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Yani kendisinin hayat şartlarıyla onların yaşadıklarını yan yana koyuyor. Böyle bir tuhaf hissediyor. Büyük büyük annesinin bir büyücü olduğunu öğreniyor. Ve yine büyük büyük annesinin beyaz bir adamla ilişkisi olduğunu, sonradan da o adamın büyük büyük babası olduğunu öğreniyor. Bunun gibi birçok aile hikayesi ve bilmediği şeylere ulaşıyor. Aile tarihinin derinliklerine daldıkça kendisini daha sakin hissediyor. Bunu fark ediyor. Okula döndüğünde, kampüse döndüğünde yine aynı dertlerle, işte not ortalamasıyla, şunla bununla muhatap olduğu zaman eskisi kadar kötü hissetmediğini, panik olmadığını, daha sakin bir ruh halinde olduğunu fark ediyor. Aile tarihini öğrenmek çünkü ona perspektif kazandırıyor atalarının kendisiyle gurur duyacağını düşünüyor. Nereden nereye? Kalkmışlar, gelmişler, nelerle uğraşmışlar. Birçok haklardan mahrum kalmışlar, birçok şey yapamamışlar ve ben şimdi onların torunlarının torunu olarak bak Harvard'da iyi notlarla iyi bir eğitim alma şansım var ve sonrasında NSA'de çalışacağım. Ailesinin geçmişte yaşadığı zorlukları öğrenince bu şekilde kendi dertleri, kendi sıkıntıları Gözünde küçülüyor. Yüksek notlar alamamak mı? İstediği kişiyle flört edememek mi? Yani sanki böyle çok da büyük şeyler değil onlarla kıyasladığım zaman gibi bir ruh haline bürünüyor çünkü büyük resmi görüyor. Bunu bu arada sadece aile geçmişimizle yapmak zorunda değiliz. E, tarih okuyarak başka insanların hikayelerini okuyarak, izleyerek, dinleyerek, biyografiler okuyarak, bazen yakınımızdaki insanlara kulak vererek. Çünkü biz bazen bir derdin içine çok gömüldüğümüz zaman biraz da kendimizi izole etme, fiziksel olarak da kalabalıklardan, sosyallikten uzaklaştırma meyilimiz varsa ki bu dönemlerde olabilir, çok da normaldir. Böyle dört duvar arasında dışarıda hayat sürüp giderken ben de bu dertliyim işte gibi bir ruh haline girebiliyoruz. O yüzden orada belli bir süreye belki ihtiyacımız vardır ama bir süre geçtikten sonra kafamızı şöyle bir dışarıdan çıkarmak, pencereden en azından dışarı bakmak bile yardımcı olabiliyor. Tracy bir yandan da işte aile tarihçesi araştırmasını yürütürken düzenli olarak günlük tutmaya başlıyor. Üniversite hayatın geri kalanı boyunca günlüğünü tutuyor. Bu da... Yine e, olaylara daha sakin bakmasına, daha bağımsız hikayeler olarak olayları okumasına ya da kendi hikayesine bir dış göz olarak bakmasına yardımcı oluyor. Çünkü bu sayede günlük yazarak çünkü ne yaşadıysak üstünden bir şekilde bir zaman geçiyor ve mesafe koymuş oluyoruz. Gün içinde ne yaşadıysak diyelim ki akşam yazıyoruz. Yazarken onun üzerinden konuşuyorum. Yani şimdi Akşam 8'de masamda oturmuş sabah olan bir şeyi kendime anlatıyorum. Şöyleydi, böyleydi. Üstünden o kızgınlıkta yaşadıysam, öfke de yaşadıysam, üzüntü de yaşadıysam, duyguların da etkisi biraz geçmiş daha sakinlemiş oluyor. Bu sayede mesafeden bakmak kendisine çok yardımcı oluyor. Harvard'daki eğitimi tamamlanırken Tracy o bahsettiğim saçını işte dolama ve e, o kalemi çiğneme tiklerinden, alışkınlıklarından, akne probleminden ve sürekli olumsuz konuşan dırdırcı iç sesinden kurtuluyor. Bu arada iç sesimizden tamamen kurtulmamız e, mümkün değil. E, zaten gerek de yok çünkü o bize fayda da sağlıyor. Önemli olan burada Tracy'nin yaptığı gibi bu farklı şeylere yüzünü çevirerek, farklı şeylerle de ilgilenerek, dikkatini başka şeylere vererek derdiyle bir olmak yerine onun içinden çıkıp biraz perspektif geliştirerek aslında iç sesinin bunları tekrar etmesi ve onu oraya çekmesi gücünü azaltıyor. İç sesin olumsuz gücünü azaltıyor, kontrol altına alıyor ve artık daha rahat, daha sakin, psikolojisi ve biyolojik sağlığı da daha yerinde olan bir genç kadın olarak hayatına devam ediyor. İyi bir not ortalamasıyla mezun oluyor, NSA'de çalışmaya başlıyor ve hayal ettiği gibi heyecanlı, hareketli bir hayat geçiriyor, istediği işleri yaparak. Şimdi bu şeyi toparlayacak olursam, ne yaptı Tracy? Yüzünü başka yere çevirdi. Bu başka şeylerle boğuşurken, derdinin içine gömülmüşken, merakı onu cezbetti İşte O aile tarihçesi bir şeyi, bir şeyi oraya çekti onu. O da içinden gelen bu merakın peşinden gitti. Burada o sezgiyi dinlemek, içinden bir şey yükseldiyse, aklına bir fikir geldiyse, dönüyorsa onun peşinden gitmek ne kadar kıymetli onu görmüş oluyoruz. Enerjiyi oralarda harcadı. Kendi iç sesine yatırım yapmak yerine enerjisini, zamanını ona harcamak yerine başka şeylerle meşgul oldu. Burada önemli olan şey bu hani yüzümüzü başka yere çevirmek, dikkatimizi başka yere vermekte. Önemli olan Tracy'nin yaptığı gibi bunu Aktif bir şekilde yapmak yani bir eyleme dönüşecek senin de içinde aktif rol alabileceğin bir şey yapmak yoksa dikkatini e, ne bileyim bir diziye de çevirebilirsin ama orada pasifsin. Bu arada şöyle bir şey var anlık ve geçici olarak e, dizileri filmleri sosyallikleri bir şeyleri yine kullanabiliriz ama... Uzun vadede bu Tracy'nin hikayesinde olduğu gibi uzun vadede bizi e, destekleyecek bir şey bulmak bizim aktif olmamızı gerektiriyor. E, günlük tutmak muazzam bir alışkanlık. Ben bunu farklı bölümlerde anlatıyorum. E, yani 150 bin kere falan söylemişimdir herhalde. O da Tracy'ye güç veren bir şey oluyor. Çünkü aslında kendi hikayesini yazıyor. Günlük dediğimiz şey nedir? Ne yaşadım, ne hissettim, ne gördüm, ne düşünüyorum, ne planlıyorum, neye üzülüyorum, neye seviniyorum. Ama bunları sakin işte hikayeleştirerek belki araya işte mesafe, zaman, alan koyarak kendimize tekrar bu hikayeyi anlatıyoruz daha serin kanlı daha sakin bakabilmemizi sağlıyor İçimizde yükselen dönüp dolaşan karışan bazı şeyleri kağıda dökmek zihnimizi de düzenliyor ve sakinleştiriyor Trace de bunu yapıyor zaten e, bu şekilde hem şu aile e, hobisi aile tarihçisi ilgisiyle hem de bu günlük tutma alışkanlığıyla perspektifini oldukça genişletiyor Ben eşittir bu dert denklemini tamamen bozuyor. Ben bu dertten ibaret değilim. Hayat bundan daha büyük bir şey. Hayat benim hayatımdan da daha büyük bir şey. Dünya kocaman bir yer. Farklı seçenekler var, farklı yollar var. İşte bunlara baktıkça bu tarafa doğru geçiş yaşıyoruz. Bunları yaptıkça da hayatım dertlerimden daha büyük. O yüzden de bunun içine gömülmem çok anlamsız bilincine gelince de bu saydığım iyi hikaye, iyi sonlanan, işte notlar düzeliyor, akneler geçiyor falan falan. E, bu yüzden az önce söylediğim gibi işte tarih okumaları yapmak, biyografi okumak, e, bu konuda belgeseller izlemek ya da işte etrafımızdaki insanlardan bazı şeyler öğrenmek, dinlemek insan için bence çok şifalı bilgiler. E, Bende mesela... Victor Frankl'ın insanın anlam arayışı zaman zaman kendime hatırlattığım ve bir derdin içine çok çekildiğimi hissettiğim zaman ya selincim sakin yani e, tamam anlıyorum haklısın bunu üzülebilirsin bunun için endişelenebilirsin ama en azından derdinin boyutunun farkında ol yani bu dünyadaki dert yelpazesi çok geniş ve seninki de bunun çok şükür ki bak minicik bir kısmına dokunuyor bunun farkında ol sen sonra yine üzülürsün gibi kendimle de böyle konuşmalar yapıyorum evet e, söylediğim gibi bir sonraki bölümde daha derin daha farklı yöntemlerle o iç sesimizi nasıl daha pozitif yönde bize hizmet edecek şekilde kullanırız üzerine gideceğim. Bu bölümde bu şekilde Trace üzerinden mesafe koyma derdine gömülmek yerine onunla arana mesafe koymadan bahsettim ve adını mesafe terapisi koydum. Bence çok yakıştı. Tekrar edeyim diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.